Neriman Gelin'in yatak odası sade dekorasyonuyla öne çıkıyor. Beyaz lake, ahşap yatak başlığı spor, şal desenli jakarlı yatak örtüsü ise klasik. Gelinimiz makyaj masası yerine yuvarlak ayna ve beyaz şifonyer kullanmayı tercih etmiş. Giyinme odasındaki beyaz lake gardırop, İskandinav tarz berjer, boy aynası ve askılıkla kombinlenmiş. Son olarak yatak örtüsü ve fon perdenin mobilyalarla farklı tarzda olduğunun altını çizelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Nerimancığım, kıyafet değişti, yöresel bir şey herhalde. Evet Aslı. Anlatsana bize. Aslı Hanım, bizim oralarda yani Sinop, Kastamonu, Çankırı o kesimlerde bunu kınada giyiyorlar. Kına. Ben de size göstermek istedim. Yani gelinler mi giyiyor yoksa kınaya gelen herkes? Aslında gelinler de giyiyor, gelinlerin arkadaşları da giyiyor. Güzel. Yani İsteyecek miyiz? Ben giymedim Aslı Hanım. Niye? Ben tercih etmedim. Yok, istemedim. Dedin ki gelin evinde de bu da benim bir özel günüm, burada giyeyim dedi. Aynen öyle. Çok mutlu olduk canım. Çok da yakışmış. Çok teşekkür bunlar ederim. Mesela Sinop'ta pazarlarda mı, çarşılar mı var? Bunlar satılıyor mu bu şekilde? Aslı Hanım, bunlar özel dükkanlar var. Onu oralardan alabiliyorsunuz. Ne dükkanları bunlar? Kınalık. Evet, kınalık. Hani biz de Mısır Çarşısı, İstanbul'da Mısır Çarşısı'na gidiyorsunuz. Evet, yani biraz daha küçük ama o tarz. O tarz bir yer. Peki, çok teşekkür ederiz. O zaman yatak odası yorumuna geçelim istiyorum. Hanımlar, gelinimizin yatak odasını nasıl bulduk? Aslı Hanım galiba beyaz yastıklardan korktuğu için arkaya mı koymuş onları? Nasıl yani? Beyaz yastıklar hep lekeli çıkıyor ya. Dün bende fazla olduğu için laf söylenmişti. Bugün arkadaş burada içine koyup gizlemiş galiba. Ben anlayamadım ya. Bu yastık ne alakası var kızlar? İçindeki bu uyuduğu ben. Bir dakika. Şimdi uyuduğu nevresim takımı içeride. Hayır, nevresim takımları 4 tane koyuluyor dışarıya takım. Hayır. Bazı nevresim takımlarında yok. Aslı Hanım, ben bu yastıkları orada anda görmek istemezdim açıkçası. Ben neleri? Oradaki yastıkları görmek bence istemezdim. Bence bu doğru bir şekil. Bunlar çok ortada kalmış. Evet. Yastıklar çok ortada kalmış. Alttaki yastıkları alsaydı. Dik dik durması lazımdı ya. Evet. Çok ortada kalmış. Başlıkta böyle dik dik böyle böyle duruyor ya yastıklar. Evet. Şimdi bu normalde günlük hani örtüsünü örtelim böyle düzgün dursun şekli değil mi? Evet, evet Aslı Hanım. Normalde böyle kullanıyormuş Neriman. Devam edin hanımlar. Aslı Hanım, ben çerçeveleri de çok yanlış buldum. Genç odası havası veriyor şimdi bence. Bence yatak başlığı da aynı şekilde. Mobilyadan komple hani hepsi genç odası gibi. Genç odası gibi. Evet. Özellikle avizesi bu yani şu nevresim takımıyla ne alaka? Orası nevresim takımı yatak odasına biraz ağır kaçmış. Yalnız ben sana şunu söylemek istiyorum. Biraz önceki yastık muhabbetini ben kapatmaya çalıştım. Yani düz böyle günlük dedim, evet dedin sen de. Hani bununla ilgili bir yorum yapmak istersen yapabilirsin. Günlük derken anlayamadım. Hani günlük böyle hiç özel bir günün değil. Hemen işte kalktın, giyindin, yatağını düzelttin, yastıkları böyle koyduk. Hani normal bir gün rutini. Yani yok aslında özel günde bunu kullanıyorum. Normalde kullanmıyorum. O yüzden kızların hani yastıkları yani çıkması lazım arkasından diye. Bütün günlerde bunu kullanmak biraz zor çünkü. Yastıkları her gün kaldır koy. Ya bu, özellikle yorganını üstünde biraz daha ağır ya bu. Katla kaldı. Biraz daha ağır kaçıyor. Ağır olduğu için misafir örtüsü zor yani. Şey misafir bu. Örtüsü biraz. Evet, hani bir mevlüt yapıldığında serilir. Ağır İyi. Misafir yaptığında o zaman serilir. Siz hemfikirsiniz yani. Evet ama olur. İşte yastıkları ama yatak yanmış odanın olmuş. Örtüsü değil bence. Bu evet. Yatak odanın örtüsü ne değil. Ne renk olmalıydı bu örtünün? Renk olarak daha değil. Mobilya şey olarak. Çok klasik kaçmış buraya. Bu çok ağır. Klasikten ağır. Daha yani ağır. Klasik derken ağır. Sen yatak odasına ağır Neriman kaçmış. Ben uygun buldum Aslı Hanım. Sermişim ki uygun bulmuşum. Ben sermek uygun olduğundan da geliyor. Fiyatını öğrenebilir miyim yatak örtüsü? Hı-hı. Ben bunu set halinde almıştım kızlar. Birkaç parçası daha vardı. 2500 liraya almıştım. Hmm. 2500. Ben de tüllerinden yaptığım fonunu sorabilir miyim? İki tane evet kızlar. Ben önce buraya fon kullandım. Ama çok fonları fazla. Fonları özgür bırakalım dedik. İki gün, burada gene üç gündür evet, fon. Ama bunlar söyledin. Söyledin. Evet. Ama sonuçta fon. Kızlar açıklamamı yapayım mı? Kullandım. Tamam biz susun açıklamamı yapayım. Evet, rica ediyorum. Konuşmamız bitmedi ki. Tamam. Söylediniz ama rica ediyorum. Sorduğunuz o da açıklayacak size. Kızlar, ben buraya önce bir fon kullandım. Ama çok fazla karışık geldi yani çok fazla gözümü yordu. Ben biraz daha soft, sade bir oda seviyorum. Yani dingin bir oda seviyorum. Yatak odasını o şekilde seviyorum. O öyle olunca ben de onu çıkarttım. Biraz daha sade durması için bunları kullandım. Bunlar da serbest durmuyor. Yani bağlamam gerekiyordu. O şekilde bu yüzden bağladım. Madem evinde böyle bir şey var, bağlama var. Peki bize neden özgür özgür bırakın diyorsunuz? Bizden özgür. Can
da biliyorsun. Fonlar bağlanmaz. Bebeğim bu tül da olunca, fon olarak. Bu da fon. Sen hangi fon olarak kullanmışsın. Tül ama fon olarak hangi fon bağlanır bağlanmaz buna sen mi karar veriyorsun? Ben karar vermem. Evine göre ben yorum yaptım. Bu da evine göre olmamış. Sen de bunu tamam. Açık bırak. Ayrıca tamam, odanı yumuşatmak şey istiyorsan tamam. Beyaz tül yerini yani komple bu tülden de yumuşatabilirdin. Yani tek parça kullanarak. Sadece onu bütün odayı yapacaktım. Yumuşatmak istiyorsun ya. Hani camını kaldırıyorsun. Ya. Sadece onu bütün odaya kullanacaktım, yumuşatmak olsaydı. Hayır, tek parça tülün olsun diyor. Şu beyaz tülünü bu tonlarda kullanabilirdin yumuşatmak için. Ya da sadece bu renk kullanacaktım. Tamam, desensiz. Sadece onu diyor kullan diyor arkadaşım. Hayır, bu tonda, aynı tonda rengi. Bunu aynısından hani kullanabilirdin. Bu ton düz tül. Evet. Tamam, anladım. Ben de diyorum ki bütün odayı o renk kullanacakmışım. Evet. Evet. Öyle mi yumuşatacağım? Evet. Sonuç ben hani buna da bir maliyet ödüyorsun ya hani yani, çok bir fark çıkmıyor. Böyle yumuşattığını mı düşünüyorsun? Yani çiçekli bir evet, fon. Evet düşünüyorum. Spor evet, mobilyalar. Evet tamam. Tonlardan, tüllerden bir fiyatını çıktın. Fiyatını öğrenip ben. Bir çıkalım evet. Ayrı ayrı yaptırdım kızlar. Perdemi ve güneşliğimi 1000 liraya yaptırmıştım. Onu da 1200 liraya yaptırdım. Çok pahalı. En azından 1000 liraya şunu komple yaptırabilirdin. Evet. Neyse değişik bir fikir olmuş. Bu arada beğenenler de vardır. Bir fikir olarak uygulayabilirler ayrıca. Hep kumaş kalın gördük. Bu tül gibi ya ince. Böyle bir desen katmak istemiş olabilir. Şunlardan bahsettiniz biraz önce sanıyorum. Evet. Buraya uygun bulmadınız mı? Hayır hiçbir şekilde uygun bulmadım. Çok anlamsız duruyor Aslı Hanım. Perdeleriyle hava katmış. Yani orada da bunu devamlı sağlamaya çalışmış herhalde. Evet. Orada siyah detaylar var, kulplarında siyah detaylar var. Bir bağlantı göremiyorum. Sen kendin söylüyorsun. Kulplarla zaten onları bağlamışım. Hani bununla yumuşatmasını söyledin ya az önce. Abajurlarımın aksesuarları da siyah. Avizemin şey de siyah. Avizen tamamen siyah. Genç ve kabloları yine görüyoruz. Yine evet. Görüyoruz. Şöyle bir şeye de değinmek istiyorum. Cardilende de aynı şeyi söyledim. Siyah makyajlık, parfümlük hangisi oluyorsa o siyah çok organizer. Çiğ kalıyor. Çok çiğ organizer. Kalıyor. O parfüm ve kremleri organize evet, ediyor. Aslında. Değil mi toparlıyor? Organizer çok çiğ kalmış siyah renk olarak ve aynen çok yukarıda. Krem beyaz olabilirdi aslında. Beyaz çok sence da hoş mobilyanın dururdu. Üstüne beyaz olur mu? Tabii ki olurdu. En azından böyle çiğ kalmazdı. Çiğ kalmış aynen orada. Çok üstte ve çok ve leke gibi duruyor. Buradan etiket görüyorum. Evet kızlar. Ben bu şimdi etiket, o etiketi etiket, söyleyeceğim. Etiket yine bir diyor. Etiket skandalı. Ben onu alabilir miyim? Dış ses sana da göstermek istiyorum. Kardelencim sana zahmet alabilir misin? Etiket en azından benimkinde fiyatı yazmıyordu. Nasıl fiyat yazıyor. Evet benimki de hiçbir şekilde fiyatı yazmıyordu. En azından 3 günlük ve konuşuluyor ya. Tamamen 4 evet. Tanesinde fiyat yazıyor. Sadece bir tane değil. 4 tanesinde ben burada girmek fiyat istiyorum. Yazıyor. Bu sizin önünüze sunulmuş bir ikram değil bunu yorumlayasınız. Bu onun makyaj malzemesi. Makyaj malzemesinde ister fiyatını ister adını aslında bırakır. Benim de oraya da koyar. Benim de tepsim ikramlık değildi. Arkasına, hangi tepsi? Benim mutfağımdaki tepsime marka dediler, gözüküyor şimdi dediler. Şimdi o mutfaktaki hani kullanıyor, mutfağa giriyoruz ama bu onun hani özel kremleri nihayetinde, parfümleri. Belki buradan hani son kullanma tarihini de takip ediyor olabilir. Arkasında yazıyor son kullanma. Yani bence bu yoruma ben açık bulmuyorum açıkçası. Bu tarz kremleri vesairelerin hani şu etiketlerini. Vallahi sizde ne göz var anacığım. Nereden direkt gördünüz? Direkt gözüküyordu Aslı Hanım. Etiketi. Vay canına. Çünkü bizlerde de aynı yorum yapıldı. Sizlerde mesela ne yorum? Yatak odasındaki bir kremine yorum yaptı mı? Yok hayır. Benim de mutfağımda arkada gözüken bir tepsiye alıp herhangi arkasını çevirip herhangi bir etiketli malzemeden etiketlediler. Yani krem olur, bence, bardak olur. Ona da bence, ona da bence çok girmeyin. Ha önünüze gelir bunlar. Etiketi üstündedir. %100 arkasındayım. Benim tepsim hiçbir şekilde öne sunulmadı. Arkada kalan bir tepsiydi. Arkasını çevirip... Tamam hatta... bu hata. Bak ben söylüyorum bu hata. Keşke etiketi gözünden kaynaklı. Çıkamadım. Bize mi göstermek istiyorsun? Şöyle sunumluklarda göstermek için direkt ama oraya ama sunumda da bu şekilde getirdiğin zaman biz onu görebiliriz. Haklısın. Masaya gelen kimdeydi? Aynı anda. Kimde? Emine. Sen de Emine. Fiyat o masa iyi olur tabii ki. O hoş değil. Ben... Masaya gelmiş artık yani servis yapılıyor. Burada bir fiyat. Gerçekten hiç hoş durmuyor. Islak. Bakın kızlar dolaptan yeni çıktığı öyle. İçin ıslak tamam, olabilir mi? Tamam yeni çıkabilir ama fiyatını görmek istemiyorum açıkçası. O kadar Emine dikkat Hanım. Etmeyiver canım İnanmıyorum. Sen de. İnanmıyorum. Yani o insanı irite edebilir. Veya bardak geliyor. Bardakta bir bakıyoruz etiketi duruyor. Bu da hoş değil siz de takdir edersiniz. Ama dolaplarınızın içindeki yok komodinlerin arkasında duran şeyleri de kurcalamayın. Rica edeceğim. Evet burada gardırobun yok çünkü zaten gardırop sığmaz. Ayrı bir odan var sanırım. Evet Aslı Hanım giyinme odası yaptım kendimi orada kullanıyorum. Boy aynası olması çok güzel. Evet siz Aslı ne diyorsunuz hanımlar? Mobilyasının kendisi gayet güzel.
dediğim gibi genç odasını sanki kendi odasıymış gibi ayarlamaya çalışmış. Öyle hissettim Aslanım, ben. Aslanım dolap çok önde kalmış. Biraz evet. daha ileri itebilirdi. Dolap çok ayak altında duruyor. Arkaya bir kolon. Orada bir şey var ama yalnız. Kolon var. Evet, kolonun önüne sonuçta özel yaptırdın. Değil mi? Hayır canım, ben orası yanlış kira. Mobilyaları yok, hayır, mobilyaları özel yaptırdım. Özel yaptırdım. Normal tabii ki ama dolap kolon bence bahane değil. Çok berjer küçük çünkü. Bir... Ne yapmam gerekiyordu? Daha ileri çekebilirdi. Bir saniye arkadaşım, ne yapmam gerekiyordu? Daha ileri çekebilirdi. Gitmiyor. Gidiyor, ben gördüm hayatım. Gitmiyor arkadaşım. Oradaki çiçeği alırsan gider, biraz evet. öne çekeceksin, ileri iteceksin, bu kadar. Ben bir de yatak odasının fiyatını öğrenmek istiyorum. Yatak odası yatakla baza dahil 25 bin TL'ydi. Bayağı evet. uygun özel. Halıların fiyatını öğrenebilir miyim? Halılarım ikisini 600 almıştım. Avizenin fiyatını da ver bakalım. Avize abajurlarla beraber 750 liraydı. 750 TL. Evet aslında. Peki tatlım, şimdi sizden bir ricam var. Şuraya biz bir çeyizleri serelim. Ben bir masana geçeyim. Masada biliyorsunuz gelinimiz bir hafta boyunca gayet iddialı olduğunu söylüyordu. Ben incelemelere başlayayım, sizi bekliyorum. Tamamdır. Tamamdır, görüşürüz. Tamam.